Herkese merhaba. Önce biraz kendimden bahsetmek istiyorum. İsmim Dilek Erik. Bu sene dijital pazarlama derslerini birlikte yapacağız. Çok uzun zamandır, yaklaşık 30 seneye yakındır tekstil sektörünün içerisinde profesyonel olarak çalışıyorum. Satış ve pazarlama müdürlükleri yaptım çok büyük firmalarda. 4 senedir de kendi şirketim var ve danışmanlık veriyorum pazarlama konusunda. Dolayısıyla akademik olarak size bilgi verirken aynı zamanda sektörden ve bunun pratiklerinden de size bir sürü örnekler getireceğim. Şimdi biraz dijitalleşme ile ilgili bahsedeyim. Dijital pazarlamada neler okuyacağız, onunla ilgili biraz bilgi vermek istiyorum. Dijital dediğimiz zaman aklımıza hemen belki sosyal medya geliyor ama bu dersin konusu sadece o olmayacak. Çünkü sabah kalktığımız zaman artık gazetelerimizi dijital ortamda okuyoruz. Alışverişlerimizi dijital ortamdan yapıyoruz. Bir şey araştırmak istersek artık kütüphaneleri çok az kullanıyoruz. Yine dijital ortamdan bunları yapmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla dijitalleşme hayatımızın her yerinde artık. Bu kadar içimizde olan bir ortamı da sadece klasik pazarlama yöntemleriyle kullanmamız mümkün değil. O yüzden dijital pazarlama nedir, ne yapacağız, onları göreceğiz bu derste. Dersin başında önce size biraz pazarlama ilkelerinden bahsedeceğim, klasik pazarlama ilkelerinden. Eğer bu dersi daha önce almamışsanız pazarlamayı, biraz bir hani size temel bilgi verilmiş olacak. O yüzden ilk dersi kaçırmamanızı tavsiye ederim. Daha sonra dijitalleşme nedir, dijital dünya nedir, oradaki tüketiciler neler yaparlar, nasıl talepleri vardır, bunlara bakacağız biraz. Daha sonra değişik dijitalleşme ortamlarını inceleyeceğiz. Bunun içerisinde blog olacak, e-ticaret olacak, bunun içerisinde tabii ki sosyal medya olacak. Ama biz hep pazarlama gözlüğüyle bakacağız bunlara. Yani bu ortamları kendi ürünümüzü pazarlamak için veya kendi şirketimizi doğru bir şekilde konumlandırmak için nasıl kullanmamız gerekiyor, onları inceleyeceğiz beraber. Tabii ki bu dijital ortamda performans nasıl ölçülür? Yani yaptığımız işlerin aslında doğru olup olmadığını, kimlere nasıl ulaştığına bakacağız. Daha kolay ulaşılabilir olmak için bu optimizasyon nasıl yapılır, onları göreceğiz. Ve en sonda da etik kurallara biraz bakacağız. Çünkü biliyorsunuz henüz dijital ortamda yasalar tam olarak oturmamış durumda. Ama biz sorumlu birer yönetici, sorumlu birer birey olarak dijital ortamda nasıl etik olmamız gerektiğini inceleyeceğiz. Dersin değerlendirmesi nasıl yapılacak, onunla da ilgili biraz bilgi vereyim. En son bir final sınavımız olacak, evet, ama bunun ağırlığı sene içerisinde yapacağımız proje kadar da olmayacak. Dolayısıyla derslerde işlediklerimizi aslında bir firmayla, bir proje şekline getireceğiz ve bütün bir sene boyunca bu proje üzerinden yürüyeceğiz. Dolayısıyla derslere katılımınız hem sizin öğrenmeniz açısından hem de bu projeyi doğru gerçekleştirip iyi bir not almanız açısından çok önemli. Çok güncel bir konu çünkü hayatımızın içerisinde. O yüzden derslerin çok keyifli geçeceğini düşünüyorum. Bol bol örnekler yapacağız. Şu anda iyi bir şekilde dijital dünyayı kullanan firmalar ve kişiler veya olumsuz olarak kullananları göreceğiz. Dolayısıyla hepinizi bu derse bekliyorum.